Nasıl yayıncıyı çıkarmışsın? Evet, sıkılmıştım. İyi olmuş. Ben de çok sıkılmıştım. Bak, sakin ol. Sakin ol benim, sakin ol. Kenan, aşkım. Hazal, bu Kenan denen herif son günlerde senin karşına çıktı mı? Soruyorum çünkü bu heriften her şey beklenir. Bana niye soruyorsun? Peşime taktığın adamlarına sor. Hazal, lütfen cevap verir misin? Çıkmadı. Görecekler şimdi. Tamam sakin ol. Çok önemli bir şey söylemem gerekiyordu sana ama yarım kaldı. Tamam tamam. Gece telefonlaşırız. Hadi ne olur yakalanacağız. Olmaz geç olur. Şimdi söylemem lazım tamam mı? Bak Hazal. Sen benim ailemsin. Karımsın sen benim. O herifin gözünü intikam hırsı bürümüş, anlamıyor musun? Güya beni bitirecek. Benim en zayıf noktamın sen olduğunu biliyor çünkü. Ben de seni ve ailemi korumak zorundayım. Ne overall Demiroğlu? Bir balıkçı parçasından korkuyor mu yoksa? Balıkçı parçasından değil. Seni kaybetmekten korkuyorum ben. İnsanlar sahip olduklarını kaybederler. Sen bana sahip misin? Değilsin. Hiçbir zaman da olmayacaksın. Bu yüzden korkmana gerek yok. Bu herif karımın ve kardeşimin etrafında dolandığı sürece kendi sonunu hazırladığının farkında değil. Ama ben ona cesaretinin bedelini çok ağır ödeteceğim. Hayatımıza giren de, her şeyi berbat eden de sensin. Bir bedel ödeyecekse önce sen olmalısın. Sen ciddi misin? Hem de hayatım hiç olmadığım kadar ciddiyim. Yarın sabah erkenden orada olacağız tamam mı? Tamam da ben sabahın köründe ne deyip çıkacağım evden? Bilmiyorum artık orasını sen düşün. Bul bir bahane. Ben bir çaresine bakarım. Çok mutlu ediyorsun sen beni ya. Sakin ol. Yarın sabahında Nişantaşı'nda. Sakın geç kalma tamam mı? Tamam. Heyecanlanma. Bu bir bahane çık. Tamam. Rahat olurum Akıcığım. Sevincinin gizlemene gerek yok. Kenan'ı gördüm. Hala birliktesiniz. Ayrılmamışsınız. Abime söyleyecek misin? Söylemeyeceğim. Çünkü söylersem ne olacağımı biliyorum. Ama yanlış yapıyorsun Irmak. Büyük bir oyuna alet oluyorsun. Abim gibi konuşmaya başladım. Rol'a hak verdiğim tek konu bu belki de. Hala Kenan'ı unutamadın değil mi? Irmak konu bu değil. Bence konu tam da bu. Kenan'ın seni unutup bana aşık olmasını sindiremiyorsun. Kenan sana aşık değil. Kime aşık? Sana mı? Anlamıyorsun. Aşk böyle bir şey değil Irmak. Gör artık bunu. Tek amacı benden abinden intikam almak.
Seni de alet ediyor. Karşımıza çıkışı şirkete ortak oluşu tesadüf mü sence? Apaçık oynuyor seninle. Aşık insan sevdiğiyle oynamaz demek istiyorsun yani, öyle mi? Oynamaz tabii. O zaman senin Kenan'la yaşadığın da aşk değilmiş demek ki. Onunla oynayıp abimle evlendin. Aslında senin aşk konusundaki fikirlerin çok kıymetli benim için, biliyor musun? Senin yapma dediğini yaparak çok mutlu olacağımdan ve Kenan'ı da çok mutlu edeceğimden hiç şüphem yok.